Can yoldaşım, yeni bölümde neler olacak? Santoş, final günü Sandia'yı yarışmayı kazanamaması için tehdit etmişti. Yarışmayı kazanacak olursa bu küplerin kırılmayacağı anlamına geliyordu. Sandia'nın polis olmasının önündeki tüm engeller aşılmış olacaktı. Suraj'ın Sandia ile konuşmasından sonra Sandia kaybettiği özgüvenini geri kazanır. Artık sorulara cevap vererek öne geçmeyi başarmıştır. Sandia yarışmayı kazanan isim olur. Suraj Sandia'yı gözyaşları içinde izler. Arun da geliniyle gurur duyduğunu söylerken Santoş sessiz kalmıştır. Suraj ve Sandia'nın sevinci kursaklarında kalır. Şimdi Santoş'un ne tepki vereceğini gergin halde beklemeye koyulurlar. Santoş kapıyı açtığında karşısında dayısı ve diğer komşuları görür. Dayısı Sandia'yı övmeye başlar. Artık bu ailenin onun sayesinde ünlü olduğunu söyler. Dayısı konuştukça Santoş'un sesi çıkmaz. Evdeki herkes Santoş'dan gelecek bir tepki beklemeye başlar. Suraj Santoş'a mutlu olup olmadığını sorar. Santoş mutsuz olduğunu dile getirir. Bir gelinin yerinin evi ve mutfağı olduğunu söyler. Suraj Sandia'nın polis olsa dahi işlerini aksatmayacağını anlatmaya çalışır. Suraj Santoş'un mutsuz olduğunu, onu incittiği için özür diler. Santoş Suraj'ın artık oğlu gibi olmadığını, sadece Sandia'nın kocası olduğunu söyler. Suraj yeri geldiğinde Chavi'nin abisi, bu evin oğlu karısının yanında iyi bir koca olmaya çalıştığını söyler. Suraj bir karar verdiğini söyler. Bu zamana kadar annesini incitmiş ve artık bu evden gitme zamanının geldiğini söyler. Santoş yıkılır. Sandia ise bunun doğru bir karar olmadığını vurgular. Suraj bundan sonra Santoş'tan uzak duracağını söyleyerek eşyalarını toplar. Suraj bir yandan da Sandia'ya açıklama yapmaya çalışır. Sandia'nın kendini suçlu hissetmemesini istemez. Santoş'un olanları görüp üzülmemesi, yediği yemekte bile zevk almıyor hale geldiği için göz önünde olmamalarını ister. İlişkilerine biraz zaman vermeleri gerektiğini söyler. Chavi ise abisinin gidişini alıyordur. Kimse Suraj'ın ayrılmamasını istiyordur. Santoş ise kimsenin onları durduramayacağını söyler. Suraj ve Sandia Arun'un kutsamasını alır. Ardından Santoş'un ayağına dokunurlar. Santoş isteksizce kutsar. Suraj çok ayrı kalmayacaklarını, yakında döneceklerini söyler. Tıpkı Sandia'yı 15 gün içinde gelin olarak aldıkları gibi Surya'yı 15 gün içinde eve geri getirecekler. Suraj ailenin bölünmediğini, 15 gün sonra görüşeceklerini söyler. Suraj ve Sandia kapıdan çıkarken Santoş onları durdurur. Gitme kararının Suraj tarafından verildiğini ve yine Suraj isterse döneceklerini söyler. 11 iş yıl geçse bile Santoş onları döndürmeye çalışmayacaktır. Suraj bunun bir umut olmadığını, annesinin onları geri döndüreceğine inancının tam olduğunu vurgular. Suraj ve Sandia sokağa çıkarken Santoş ise onları pencereden izler. Suraj emlakçıdan bir ev ister ama emlakçı bir gece için müsaade ister. Suraj ve Sandia otele giderken boş oda olmadığını öğrenirler. Evde herkes gergindir. Santoş ise evde normal olduğunu göstermeye çalışırken aslında çok dalgındır. Akşam için yemek pişirmeye başlar. Bir oğlu gittiyse diğer iki oğlunun daha olduğunu söyler. Bakalım daha neler olacak. Videom burada sona erdi. Daha detaylı özet için Dizi Haber Dünyası'nı takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.